Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Rasulüna Muhammed Ve ala alehi ve sahbihi ecma'in Destur ya Seyyidi Sultanul Evliya Meded ya Mehmed Adil Hakkani Meded Günümüzde yitirdiğimiz Güzel ahlaklardan bir tanesi de Az konuşup öz konuşmaktır Evet kardeşlerim <laughs> Maalesef zamanımızdaki insanlar konuşmanın herhangi bir maddi karşılığı olmadığı için ileri geri har vurup harvan savurur durumda ne dediğini çoğu kez bilmeyerek boş boş konuşur olmuşlar. Şimdi çok konuşmadan önce evvela konuşmamızı ele alalım. Rabbimiz Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a emrediyor: "Firavuna gidin ve ona hoş sözler ile konuşun." yani yumuşak dil ile konuşun buyuruyor kavlen Yani öncelikle bizler konuşmamızda çok sert tavırları terk etmeliyiz ve yumuşak şekilde konuşmayı adet edinmeliyiz. Rabbimizin tebliğ metodunu Musa Aleyhisselam'a öğretirken gösterdiği düstur budur. Rabbimizin buyurduğu üzerine hoş konuşacağız. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve buyurduğu üzere de az konuşacağız. Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hafsa annemize "Ey Hafsa, çok konuşmaktan sakın. Çünkü çok konuşmak kalbi öldürür." buyurmuştur. Bizler maalesef bugün hem sert konuşur hem de çok konuşur hale geldik. Toplumda şöyle bir algı vardır. Kadınlar çok konuşur. Ancak günümüzde araştırma yaptığımız zaman bakıyoruz ki erkekler de çok konuşuyor hem de boş konuşuyor maalesef. Bir kısma bakıyoruz balıktan konuşuyor. Bir kısma bakıyoruz, maçtan konuşuyor. Yani maale yani ne varsa Allah harici her şeyden konuşur olmuş toplumumuz maalesef. Bunlar hem boş konuşmaya girer hem de çok konuşmaya girer, kalbimizi öldürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göstergesi üzerine az konuşmayı toplum olarak adet haline getirmemiz gerekmektedir. Ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili olarak bir hadis-i şerifi daha vardır ki مَنْ كَانَ يُؤْمِنِ بِاللّٰهِ ahir الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا اَوْلِيَسْكُتْ Kim ki Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun buyuruyor. Yani bugün konuştuğumuz maçtı, bugün konuştuğumuz ticaretti, bugün konuştuğumuz balıktı, bugün konuştuğumuz Allah'tan gayrı ne varsa hayır noktasında değildir. Ve bu bizim kalbimizi öldürür. Allah muhafaza buyursun. Bunlardan kaçınmamız gerekir. Ve konuyla alakalı olarak çok fazla ayet ve hadisler olmasıyla birlikte Rabbimiz Celle Celaluhu bir ayeti kerimesinde de şöyle buyurmakta. Ya eyyühellezine amenu ittequllah ve kulu kavlen sedide. Hak kelam konuşun. Ey iman edenler Allah'tan sakının ve hak kelam konuşun. Yine bir başka ayeti kerimede müminleri Rabbimiz överken اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهِ مُعْرِضُونَ buyuruyor. Yani onlar boş olan her şeyden iş olsun, amel olsun, konuşmak olsun, her şeyden yüz çevirirler. Müminleri anlatırken, vasıflarken, sıfatlarken Rabbimiz, müminler boş olan her şeyden yüz çevirirler diye buyurmaktalar. Şimdi atalarımızın da bu konularla ilgili tabii ki sözleri vardır. Bunlardan bir tanesini de şöyle nakledelim inşallah. Buyurmuşlar ki, kulak, Kulağımız iki tanedir, gözümüz iki tanedir. Ancak ağzımız bir tanedir. Yani çok fazla dinleyip, çok fazla görüp az konuşmamız gerektiğini buradan bize bildirmişler. Ayrıca yine Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de ne buyuruyor? Söz gümüşse süküt altındır. Bugünün insanı maalesef aslında dünyalık olan altın için, dolar için, euro için, bitcoin için o kadar mücadele ederlerken ahiretlik olan altını bırakıp maalesef gümüşü tercih edip çok fazla konuşup çok boş gırdı yapmaktalar maalesef. Allah Teala bizleri o boş gırdı yapanlardan muhafaza eylesin. Biz Rabbimiz için mücadele edip Rabbimiz için konuşan kullardan olalım inşallah. Tabii ki bununla birlikte yani he, az konuşmamız gerekmesiyle birlikte nerede konuşup nerede susmamız gerektiğini de bilmemiz gerekiyor. Yine buyurulmuştur ki konuşulması gereken yerde susmak, susulması gereken yerde konuşmak kişinin aklının hafifliğini gösterir. Yani tamam az konuşacağız, öz konuşacağız ama hiç de konuşmayacak değiliz. Gerektiği yerde, gerektiği gibi, gerektiği kadar konuşmalıyız. Bununla birlikte yine konuşma adabı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetle gelmiştir ki Resulullah aleyhissalatu vesselam konuşurken tane tane konuşur. isterse bir kişi onun konuştuğu kelimeleri sayabilir diye rivayet gelmiştir. Yani hem az konuşacağız, hem öz konuşacağız, hem de sükunetle konuşacağız. Tatlı dille konuşacağız. Rabbimizin buyurduğu üzerine hoş kelam edeceğiz. Resulullah'ın buyurduğu üzerine de boş kelam etmeyeceğiz. Evet, konuşmamız gereken yerde konuşacağız, susmamız gereken yerde susacağız. Bileceğiz ki söz gümüş ise sükut altındır. Maalesef bugünün bir acı gerçeği de şudur ki, Küçüklerimiz nerede konuşması gerektiğini bilmiyor, nerede susması gerektiğini bilmiyorlar. Anne ve babalarına karşı gelmekte hiç çekinmiyor. Çok fazla lakayt bir şekilde onlara söylenmeyecek sözleri, edilmeyecek kelamları çok rahat bir şekilde ediyorlar. Büyüklerine bu noktada saygısızlık yapmış oluyorlar. İşte bunların hepsini önlemek için tabii ki en başta vazife aile reislerine düşmekte bu meselenin de sebebi şudur ki günümüzde herkes çekirdek aile olarak yaşamakta. Bunu da herkes çok üstün bir şeymiş gibi görmekte. Yani herkes bir evim olsun, bir arabam olsun, ailemle olmayalım, anneme takılmayalım, babama takılmayalım, özgürce yaşayalım diye hareket etmekteler. Ancak bunlar bizim toplumumuza manevi olarak zarar vermekte. Çünkü küçüklerimiz büyükleriyle vakit geçirmiyorlar. Küçüklerimiz büyüklerle vakit geçirmediği için büyükleriyle nasıl konuşması gerektiğini de bilmiyorlar. Bilmediklerinden ötürü de ileri girdi çok rahat konuşup büyüklerine edepsizlik edip büyüklerinin kalplerini kırabiliyorlar. Halbuki çekirdek aile olarak yaşamasaydık, toplu bir geniş aile olsaydık o vakit dedeye saygı, babaya saygı, anneye hürmet, nineye hürmet hepsini gözetmemiz gerekecekti. Eğer bir tanesini gözetmezsek hemen öbürü müdahale edecekti. Oğlum babaya öyle söylenmez, kızım nineye böyle söylenmez gibi 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 böyle hoş uyarılarla ahlakımızı daha üstün seviyeye çıkartmamıza vesile olacaktı. Ancak bugün rahatımıza düşkün oluşumuzdan çekirdek aile olarak yaşamayı tercih eder olduk. Bundan ötürü de edebimizden soyundurulduk maalesef allah Teala cümlemizi edepli kullardan, yeri geldiğinde konuşan, yeri geldiğinde susan kullardan eylesin. Bir de bununla birlikte konusu gelmişken şunu da söylemek gerekir ki Rabbimiz bir ayeti kerimesinde buyuruyor. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmayacağınız şeyleri niye söylersiniz? Buradan da şunu anlıyoruz ki kişi yapamayacağı kelimeyi de konuşmamalı. İşte eğer çok konuşursak çoğu zaman yapamayacağımız şeyler içinde konuşmuş oluyoruz, söz vermiş oluyoruz. Bu da bizim zayıflığımızı göstermiş oluyor. Yine bilginlerden birisi de bu konuyla alakalı olarak şöyle söylemiş. Olgun kişi konuştuğunu yapan, yapabileceğini konuşan kimsedir. Biz hayatımızda bunları düstur edinip kendimizi bu minvalde, bu şekilde yol aldırmalıyız. Ve şöyle bir durum da var. Her söylenene cevap verme gereği duyuyoruz. Halbuki Mevlana Hazretleri ne demişler? Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek cevabım vardır ama önce lafa bakarım laf mı diye sonra söyleyene bakarım adam mı diye. Biz de bunları düstur edinip az konuşup öz konuşmaya gayret edelim inşallah. Gerektiği yerde gerekli cevapları verip boş konuşmaktan sakınalım. Böylece kamil bir insanlık seviyesine ulaşalım. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.